Efendim Arda ile omuz omuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi tezgahımın ve mutfağımın konuğu sevgili Cemal Ünal. Hoş Merhaba. Geldin Cemal. Hoş Naber? Bulduk Arda, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi, burada olmak çok güzel. Mutfağın çok güzelmiş. Valla inşallah programın sonunda yemekleri tabağa koyduğumuzda da aynı hislerle yani bu şeyi sonlandıracağız diye umuyorum. Umarım. İyi misin? Her şey yolunda. Çok iyiyim, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bu aralar Pupa Yelken sadakatsiz de gidiyor. Ben sorunlarını hep beraber yaşadık. Neden bir kahve içelim mi? Sen hazırlanmışsın. Koşuya gidiyorsun. Ben de oyalanmayayım. İyi peki. Öpebilir miyim? Nasıl? İnsanlar vedalaşırken öpüşürler ya yanaktan falan. Hoşça kal, bay bay. Sinan. Ne dedim ben sana? Ha? Bal gibi sen çalmışsın işte fotoğrafı. Ben hiçbir şey çalmam. Hadi ya. Nasıl oluyor elinde duruyor şu anda? Şimdi sana insanların çok iyi bildiği bir konudan başlamak istiyorum öncelikle. Yani senin de üstüne uzun süre yapıştı. Maalesef mekanın, dükkanın sahibi ben olduğum için benim de üstüme. Önce bir ıssız adam durumumuz var. Haydi bre. Yani Cemal bir filmin başrol oyuncusuydu. O filmden sonra film patladı. Benim dükkanda çekiliyordu. Bizim dükkan patladı. Yıllarca ona ıssız adam muamelesi yaptılar. Bizim dükkana gelenler bu dükkanın ıssız adamı sen misin diye bana ıssız adam muamelesi. Bundan nasıl kurtuldun ya? Kurtulmadım. Yani kurtulmadım. Aslında kurtulmak gibi bir derdim de olmadı. Çünkü benim için aslında çok özel bir durum. Yani bir oyuncu, bir kere oyunculuk çok zor bir kariyer. Hani çok az insanın kendini gösterip, seyirciye ulaştırıp, hani marifetlerini, yeteneklerini sergileyebilmesinin çok zor olduğu bir platform. Issa da benim ikinci film. Birincisi Ulak. Ulak'a da yetkin dikicilerin at dublörü olarak gitmiştim. Yani o kadar basit bir şeyden verdi ki Çağan o rolü bana. Çünkü sanat altından girip üstünden çıkıyordu. Bu adam bu peçeyi nasıl kapatacak diye. Ben de alıyorsun, burayı iliştiriyorsun, kapanıyor. Çağan zaten şu hareketi gördü, tamam Ulak bu adam oynayacak. Anladım. Ve benim için başlangıç noktası orasıydı. Ve benim için hikayenin sonu da orasıydı. Çünkü benim beyaz perde hayallerim işte at üzerinde kostümlü. Bunu da gördüm ekranda. Ben dedim ki tamam, bu defteri kapattım ben. Sonra yeniden. Ondan sonra Asi çıktı. Ondan sonraki yazda ıssız adamı çektik ve ben hiç beklemiyordum. Benim için olağanüstü bir sürprizdi. Çok severek çalıştım. Güzel bir senaryoydu. Hani böyle bakarsın malzeme iyi, bu yemek iyi çıkacak dersin evet. Ya. Onun için benim için çok büyük mutluluktu. Ama böyle bir başarı ben de beklemiyordum. Ve bu bana bir kariyer kazandırdı. Çok sevilen bir film. 13-14 senedir dillerden düşmeyen bir film. Hala gördüğünde bir ismini böyle abi ıssız adam falan diyen oluyor değil mi? Oo neler neler. Ben mesela ıssız adam, ıssız abi yani çok tuhaf sorularla karşılaşıyorum. Bana şöyle şeyler oldu abi yani. Issız adam, ıssız Ardam. Çok iyiymiş. Aa o dükkan, yani ben dükkanı bıraktım. Yani yıllar sonra artık. Ben de restoran işini bıraktım evet yıllar sonra. Bir restoran kariyerim var geçmişinden gelen. Şimdi bunlar az çok seni takip eden insanların bildiği şeyler. Fakat senin de bilmediğin bir şey söyleyeceğim sana. Senin bir erkek kardeşin var. Evet Kerem. Benim evde bir fotoğrafım var. Bir fotoğraf albümünden kalan. Bir yaz günü. Antalya'da bir otelde. Ben bir çocukla beraber havuzda yüzüyorum ve oynuyorum. Evet. O çocuk kim? Sensin. Aa. Evet. Çünkü baban Atilla Bey. Aa inanmıyorum. Evet. Amcan Şerif. Benim annemin Alman lisesinden sınıf arkadaşı. Aa inanamıyorum. Ya. Büyük sürpriz. Evet çok şaşırdım. Şaşırdım. Hep şaşırdım. Ben çünkü programdan önce dedim ki Cemal başladığımızda sana bir şey söyleyeceğim. Bu da seni şaşırtmazsa hiçbir şey şaşırtmaz diye. Seninle beraber havuzda yüzüp oynadığımız bir gün var bizim. Vay be çocukluk arkadaşım. Bayağı çocuğuz ya. Bayağı. Çok iyiymiş. Ve o sırada işte annelerimiz babalarımız da havuz kenarında sohbet muhabbet ediyorlar. İnanamıyorum. O gün tanışıyoruz seninle. O günden sonra bir daha ömrümüzün bugününe kadar hiç görüşmüyoruz. Evet hiç karşılaşmadık. Hani ben artık televizyonda gördüm bol bol ama. Ya yani ıssız adam çekiminde de hiç karşılaşmadık. Çekimlerde de hiç karşılaşmadık. Sıfır ve bugün burada denk geldik. Müthiş. Çok, çok enteresanmış. Evet. Bu Arda'nın anlattığı çocukluk anısını duyduğumda çok şaşırdım bir kere. Bir kere çok çok tuhaf. Çünkü o günleri çok iyi hatırlıyorum. Babam Antalya'da askerlik yapıyordu o zamanlarda. Biz de onu ziyarete gidiyorduk. O otel, o havuz başı çok 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 iyi hatırladığım günler. Bunu Arda'dan duymak bunu çok enteresan oldu. Çünkü bir anda beni o güne, o havaya, o atmosfere, o sıcağa çocukluğumun o gününe götürdü. Şimdi bugün burada buluştuk. Keşke havuzda koşup oynasak yine böyle eski güzel günler gibi ama lezzetli bir yemek yapacağız. Hadi hep yapalım, beraber. Seninle bugün güzel bir kestane püresi yapacağız. Okey. Arkasından bunun üstüne bir bonfile hazırlayacağız. Tamam. Yavaş bir et sosu yapacağız. Okey.
Bunu işte narla, birazcık Brüksel lahanasıyla süsleyeceğiz. En sonunda da çok lezzetli bir aromatik bir tuz yapacağız. Türk kahveli. Aa, çok ilginçmiş. Onunla da süslemeyi yapacağız. Bu kadarla da yetmez dediler. Üstüne bir tane de böyle hafif yeşillendirilmiş bir crumble yapacağız. Bir sürü şey öğreneceğim bugün. Çok eğlenceli geçecek gibi gözüküyor. Yani bana dediler ki, Cemal çok iyi mutfakta. Aşikar, restorancı, süper. Denize dalar, kum çıkarır, uzaya gider, taş toplar. Survivor'a gitti. 3 günde herkesin karnını doyurdu. O gitti, hepsi açlıktan kırılıyor. Bunun hakkından gelir dediler. Yemekle aşırı samimiyim. Günde 3 öğün. Yapmayı da çok severim. Ben yani elim bıçak tutabileceği yaştan beri mutfakta soğan, sarımsak bir şeyler kestiriyorlar bana. Onun için bir şekilde her zaman sürecin parçası oldum. Bana çok keyif verdi her zaman. Bugün restorancı bir aileden gelme, evde iyi yemekler pişen bir aile yapısında büyümüş, kendi restoranına sahip olmuş, kameralara çok alışkın, bu tip ortamları iyi bilen ve yemeği iyi yapan Cemal Hünal'la beraber omuz omuza diyeceğiz. Bence Cemal bu tarifi 10 numara yapacaktır. Hallederiz. İnanılmaz. Servis ziline bastığın zaman sipariş için hazırlığa başlıyoruz. Hadi bakalım o zaman. Arda ile omuz omuza başlıyor. Cemal, hazır mıyız? Hayır değilim. Elektrikli ocağı çalıştıramıyorum. Panko alıp koymanı istiyorum ve hafiften pankoyu ısıtacağız. Bir avuç kadar pirinç fındık atacaksın. O da tezgahın üstünde. İnce ince, sanki böyle bir pirinç tanesi. Bir tane patates ezici göreceksin. Bu patates eziciyle... Bir kanadını mı? Bir tane. Her şeyi yere düşürüyorum ben burada. Yeni baharı nereden buluyorum? Yeni bahar, o da tezgahın üstünde duruyor. Şu yeni baharı bir gösterir misin? Yeni bahar koyu renkli olan. Şu nerede? Ha, bakayım. Yok abi. Bir diş kadar kakule koyuyorsun. Benim de kafa karıştı. Bu püre oldu galiba. Öyle mi? Az mı su koydun? Sanki çırpma teliyle yapsak daha iyi olur. Bak, silikon çırpma teli var önünde. Ben buraları. Tornado olarak kesmeni istiyorum. Biliyor musun tornado kesimi? Spiral olarak. İnce kesim. Uzun. Evet, spiral. Hı. Anlatabildim mi? Hayır. Peki, bir daha anlatmayı deneyeyim. Tombul sosisler vardı ya, marketlerde satılırdı. Hı. Anlatabildim mi? Hayır. Peki, bir kez daha deneyelim. Şöyle ki, eti tezgahına alıyorsun. Abi şöyle yap ya. Şöyle. Ya o eti nasıl keseceğimi bana anlatana kadar adam yoruldu ya, vazgeçti, beni eve gönderecekti falan. Çok zor ya, evde bir denesenize kendi kendinize. Böyle yediriyorum her şeyi. Yok öyle değil, senin kameramanına yakın kısmına doğru it. Okay. Tamam mı? Kaşığımı tavanın içine düşürüp duruyorum. 4 tane kaşığımı sosun içine düşürdüm. Biraz sakarlık yaptım, güzel batırdım ortalığı. Hazır mıyız Cemal? Yo. Niye? Lahanalar ne olacak? Aa, lahanaları unuttuk, çok güzel oldu. Seninki daha beyefendi. Hayır, çok güzel oldu. Asla. Cemal, hazır mıyız? Hayır değilim. Elektrikli ocağı çalıştıramıyorum. Ocağın açma düğmesini uzun bas. Ondan sonra büyük gözü seç ve en yüksek ayarı al. Tavayı koy, hafiften ısınmaya başlasın. Tamam. Evet, altını yandı. Yaktın. Şimdi bunun içerisine şöyle bir, hatta böyle 1,5-2 avuç kadar panko alıp koymanı istiyorum. Ve hafiften pankoyu ısıtacağız. Pankoyu tamam. Isıtacağız. Panko. Onu birazcık çıtırlaştıracağız. O sırada da diğer yapmamız gereken işlemleri yapacağız Cemal. Panko, 1,5-2 avuç dedin, tereddüte düştüm, biraz koyuyorum peki. Yani böyle bir tavanını kaplayacak kadar koysan yeterli. Okey. Sonra önünde maydanoz görüyorsun. Evet. Bu maydanozdan şöyle 2 dolu tutam kadar kes lütfen. Ve tezgahın üstünde ince ince maydanozunu kıymaya başla. İnce istiyorsun bunları. En ince ayarda, mümkün olduğu kadar ince ayarda istiyorum. Saplarını istiyor musun, ayırayım mı? Yok, yapraklarını istiyorum. Sadece yaprakları? Sadece yapraklarını istiyorum ama yani arada hafif sap kaçarsa çok da dert değil. Okey. Bu detaycılık mutfak işinden mi geliyor, genel yapından mı geliyor, yoksa bu televizyon kariyerinden mi geliyor? Çünkü mesela bak, detay soruyorsun yani, sap olsun mu, yaprak mı olsun diye. Ya şimdi hayatta her şeyin bazı incelikleri var. Özellikle mutfakta da ufak tefek şeyler çok lezzet değiştiriyorlar. Onun için hazır bir şef bulmuşken biraz talimat almak konusunda, bir şeyler sormak konusunda, evet. Ben de elimden geldiği kadar doğru yönlendirmelerimle tarifi mükemmel bir hale getireceğim seninle beraber. İnce kıydık maydanozu, tamam mı? Alt taraftan bir tane orta boy cam kase al lütfen. Maydanozu ince kıydıktan sonra orta boy cam kasenin içerisine transfer et. Şimdi bu maydanozun içerisine birkaç tane ufak tefek ilave yapacağız, tamam mı? Bunlardan bir tanesi tuz. Tuz. 1 dolu tutam tuz koyuyorsun. 1 tutam karabiber koyuyorsun. Panko
Ocağın üstünde hafif hafif renklenmeye başladı diye tahmin ediyorum. Seninki de renklenmeye başladı mı? Biraz sonra inşallah. Peki, bunun içerisine bir avuç kadar pirinç fındık atacaksın. O da tezgahın üstünde. Pirinç fındık dediğimiz bizim normal fındığın ince ince sanki böyle bir pirinç tanesi gibi olmuş haline deniyor. Ne kadar atacağım bunu? Ya bir yemek kaşığı kadar atabilirsin. Sonra tekrardan yeşilliğin üstüne dönüyoruz Cemal. Hı hı. Portakalın kabuğunu alıyorsun ve şöyle hafif hafif rendeliyorsun. Sadece kabuk kısmını. Sadece kabuk kısmını. Aynen öyle. Tamam. Tamam, bir rende bulayım bakayım. Rende. Rende tam önünde duruyor, mikro rende. Portakalın kabuğunu ufaktan rendeledin. Şimdi bu bizim bittiğinde crumble'ımız olacak ve çok lezzetli, çok güzel. Ya bunu maydanozun üzerine mi? Evet, aynen öyle. Tamam. Şimdi diğer tarafta da... Bu portakalın tamamını istiyor musun maydanozun üzerine, yoksa ancak renklendirecek kadar falan mı? Biraz olsa iyi olur yani. Kabuğun bir kısmı olsa olur. Hepsi yapmana gerek yok. Okey. Şimdi diğer tarafta takıldığın bir şey varsa bu arada kameramanına sor. Yani bizimkiler gelen buraya misafirleri yönlendirme konusunda çok şeydir. Şimdilik İstekli yok. İstekli ve heveslidir. Şimdi sos tenceresini açıyorsun, kestane püresini yapmaya başlayacağız. Sos tenceresinin altını mı yakmam lazım? Evet, lütfen. Bu sos tenceresinin içerisine bir yemek kaşığı tereyağı koyacaksın. Bu arada fındığın kokusunu alıyor musun? Geliyor mu fındığın kokusu? Burası bayağı bir renk aldı, birazdan yanacak. Harika, böyle güzel bir tatlı kahverengi olması lazım fındıkla beraber. Diğer tarafta da tereyağın eriyor değil mi? Tereyağını şimdi koyuyorum. Harika. Evet, biraz rötarlıyım. Fındıklı katman var ya, fındıklı katman. Aha. O eridiyse eğer, ya o daha böyle güzel bir renk aldıysa, evet, içerisine de küçük bir kaşık tereyağı daha ekleyeceksin onun. Yani fındıkla şeyin, pankonun içine mi? Harika, aynen öyle. Peki, fındık, panko, tereyağı koyacağız ve yağı erittikten sonra ocaktan alacağız bunu. Hızlıca eritiyorum. Diğer tarafta sos tenceresinin içine tereyağı koydun mu? Eriyor. Harika, harika. Burada da crumble'daki tereyağı iyice eridikten sonra... Artık crumble'ı ocaktan alıyorum, hı-hı, Cemal. Ve yeşilliğin içerisine transfer ediyorum. Yeşilliğin içine? Evet, maydanozun içine. Vay tamam be mı? Şimdi bunu böyle bir güzel karıştırdığım zaman maydanozla portakal inanılmaz bir raiya veriyor. Bak, o kokuyu duymanı rica ediyorum senden. O kokuyu duydun mu? Zaten bu bizim lezzetli crumble'ımız. Kenara koyduk, bekletiyoruz. Ne durumdayız? Çok güzel kokuyor gerçekten. Harika. Portakal, maydanoz, yani buram buram geliyor. Harika. Şimdi küçük sos tenceresinin içinde tereyağın eridi mi? Biraz inat ediyor ama eridi, eriyecek evet. Peki, eridiği an itibariyle kestaneyi içerisine koyabilirsin. Kestaneler komple içine giriyor. Komple? Tamam. Evet. Girdi. Birazcık tuz. Birazcık tuz. Birazcık karabiber. Her aşamada bu tatlandırma işlemini hep yapıyoruz biz. Tamam. Sonra bir tane patates ezici göreceksin. Patates ezici. Bu patates eziciyle... Tamam mı? Aha. Şöyle güzelce kestanelerini ezmeni rica ediyorum senden. Okey. Sen restoran işlettiğin dönemde ne üzerineydi senin restoranın? Biraz anlatsana, bilmeyenler de öğrensin. Ya gerçekten çok fevkalade güzel bir pizza yapıyorduk ama çok çok uğraştırıyordu. Çünkü bizim hamurumuzun 3 gün mayalanması gerekiyordu. Hmm. Maşallah. Yani bir restoranın kapasitesini düşünecek olursan 3 gün mayalamak zorundaysan 3 günlük stok zaten elinde olması lazım. Yani hamur muhafaza ettiğimiz dolaplar her şeyden daha çok yer tutuyordu. Fakat çok keyifliydi ve pizzamız çok beğeniliyordu. O beni zaten fazlasıyla mutlu ediyordu. Süper. Onun dışında mutfak genel anlamda füzyondu. Uzak Doğu lezzetleri de vardı. Harika. Biraz Doğu Avrupa lezzetleri de vardı. Hatta çok ekstrem şeyler denedik. Yazın en çok satan şey, çok şaşıracaksın, karpuzlu pizzaydı. Karpuzlu pizza. Evet. Birazcık tarif ilerlediği an itibariyle senden şimdi o karpuzlu pizzayı nasıl yaptığını öğrenmek isteyeceğim. Ezdin mi kestaneni? Evet, gayet güzel ezildi. Üstüne bir tatlı kaşığı kadar toz şeker koyuyorsun. Fırının üstünden alabilirsin toz şekeri. Tamam. Tuz ve karabiberi koydun. Şimdi ilk yapacağımız şey önündeki et suyunun yarısını... Bir dakika, kestaneye ne kadar şeker koyacaktım? Bir tatlı kaşığı kadar toz şeker koyacaksın. Sonra önünde bir et suyu var, senin için hazırladım ben onu. Et suyunu kestanenin üstüne koyacaksın. Karıştıracaksın, altını kısacaksın ve güzel güzel bunu burada hafiften çektirene kadar pişireceksin. Toz Anlaştık mı? Arkaya saklamışlar, bulmam biraz uzun sürdü. Öyle mi? Ya evet. Bu bak, bu prodüksiyon her şeyi yapar. Bizim yapımcıyı gördün. Ne kadar, bir tatlı kaşığı mı demiştin? Bir tatlı şeker. Kaşığı toz şeker. Evet. Önündeki et suyunun yarısından biraz fazlasını koyacaksın. Şimdi ben hızlıca kestanenin içine. Efendim? Kestanenin içine.
Kestanenin içine, evet. Aynen. Şimdi ben hızlıca kahve tuzunu yapmaya başladım. Bak, tezgahın üstünde deniz tuzu var. Kalın deniz tuzu. Evet. Tamam mı? Ondan dolu bir tutam koyuyorsun. Nereye? Havanın içine. Havanın içine. Havan. Havan şeyin üstünde duruyor. Lavabonun üstünde havan. Tamam mı? Deniz tuzu, kahveyi koydun. Sonra buna birazcık baharat koyacağız. Bir saniye. Ne kadar deniz tuzu? Bir dolu tutam deniz tuzu koyuyorsun. Sonra üstüne böyle bir tepeleme çay kaşığı olacakmışçasına şey koyuyorsun. Türk kahvesi koyuyorsun. Okey. Havanın içine. Sonra fırının üstünden karanfili alıyorsun, karanfili. Karanfilin bir sap kısmı var, bir tomurcuk kısmı var ya. Aha. Tomurcuk kısmını dikkatli bir vaziyette iki tane tomurcuğu içerisine ekliyorsun Cemal. Hı hı. Bu bölümü senden başka kimse bu kadar sakinlikte yapamazdı. Sana helal olsun. Gerçekten. 10 numarasın. Sonra yıldız anason alıyorsun ve bir tane, bir diş yıldız anason koyuyorsun. Yıldız anasonun tamamını değil ama bir diş kadar koyuyorsun. Tamam. Bir kanadını mı? Bir, evet, bir tane. Her şeyi yere düşürüyorum ben burada. Ne oldu? Her şey yere atladı. Evet. İyi misin? İyiyim. Değil mi? Evet, bir küçük kanat koyuyorsun. Sonra çok azıcık, böyle yarım çay kaşığı kadar yeni bahar koyuyorsun. Tamam. Yarım çay kaşığı yeni bahar. Yeni baharı nereden buluyorum? Yeni bahar, o da tezgahın üstünde duruyor. Sonra gidiyorsun, geliyorsun. Kakule sever misin? Evet, yerine göre. Şu yeni baharı bir gösterir misin? Yeni bahar koyu renkli tamam. Olan. Koyu renkli. Bak önlerde. Ha, bakayım. Yok abi. Hayır. Bakayım, dur. Tam önünde duruyor. Bak tam önünde. Ta kendisi. Ondan sonra bir diş kadar. Bu yine tuzun içine mi giriyor? Evet evet. Hepsi şu anda şeyin içine. Bu arada o kestane kaynıyor. Harika. Çok güzel. Okey. Bir diş kadar kakule koyuyorsun. Benim de kafa karıştı. Karabiber koyduk muydu? Karabiber mi? Heh. Bunun içine koymadım, hayır. O zaman bir küçük tutamda karabiber koyalım. Bak ne koyduk? Yeni baharı koyduk değil mi? Evet. Karanfil koyduk, Türk kahvesi, tuzu koyduk, kakule koyduk. Ha, tarçın koymamız lazım. Küçük tarçın bir, çok seviyorum ya. Küçük bir parçada tarçın ama çok azıcık. Böyle yarım çay kaşığı kadar minnoş. Tarçın nerede bu? Çubuk olarak ha, toz tarçın. Toz toz. Hepsi önünde. Çikolataymış bu. Çikolata mı? Kakao. Toz evet. Tarçın işte odur. Helal olsun. Cemal nasıl gidiyoruz? Bana bir anlat. Ben ya yemek yapmak benim ruhuma çok iyi geliyor. Sinirliyken, kalbim kırıkken, moralim bozukken bana en iyi gelen şey yemek yapmak. Seni böyle alıp dünyada başka bir yere doğru götürüyor değil mi? Kafanı boşaltıyor. Yani hem başka bir yere götürüyor hem benim içime de götürüyor. Yani bence olağanüstü bir meditasyon. Sanırım insanın yaptığı şeyin neticesini en hızlı görebildiği hani eylemlerden bir tanesi mutfakta yemek yapmak. Bence de bir insanı en mutlu edecek şey üretken olmak. Süper. Şimdi baharatın hazır mı? İyice çektin mi bunu? Bilmiyorum. Küçük bir kase al arka taraftan. İyice çektikten sonra bunu kasenin içerisine transfer et. Yani bu aslında bir tuz, tamam mı? Ama biz bunu Türk kahvesiyle aromalandırdık ve şöyle bir hafif kokusunu hissetmeye çalış. Nasıl kokuyor? Yoğun. Yoğun. Güzel değil mi? Evet. Harika. Şimdi yeni bahar ve kakuli benim için biraz fazla baskın burada. Aha, çok baskın lezzetler acaba? Genellikle beni biraz ürkütebiliyor. Acaba çok göre. Mu koydun? Onu düşündüm bir yandan. Bilmem. Birazdan. Şimdi. Birazdan puanı vereceksin galiba. Et sosuna geçiyoruz. Hazır mısın? Evet. Kasenin içerisine, buradaki yani diğer küçük sos tenceresinin içerisine tereyağı koy, altını yak ve hafiften tereyağı eritmeye başla. Kaç yakayım onu? 9 yapayım onu da. Yap yap. Sonra alt taraftan parçalayıcı var. Bak elektrikli parçalayıcı dırtlıyor. Bunu al ve kestane püresinin içerisine sokup elektrikli parçalayıcını yavaş yavaş bunu bir püre haline getirmeye başla. Tamam. Bütün kestane tanelerini... Ha? Şu küçük sos tenceresine tereyağı attım. Başka ne yapacaktım oraya? O kadar. Sadece tereyağı atıyorsun. Şimdi okay. Bu kestaneyi yavaş yavaş burada parçalamaya başlıyorsun. Bu püre oldu galiba. Aa, ocağın üzerinden aldım biraz. Suyunu çekti. Öyle mi? Az mı su koydun? Sanmıyorum ya. Et suyunun yarısını koydum bayağı oraya. Bir benim et suyuma bak. Bir kendininkine bak. Dur bakayım. Geleyim bakayım. Bak bir şuradan et suyunu görebiliyorsun tezgahın üstünden. Ne durumda seninkiyle kıyasladığında? Biraz daha alırmış. Az mı koymuşsun? Evet. Ya şimdi şöyle az koyunca tabii hemen püre oluyor ama bizim birazcık da şeye ihtiyacımız var, gövdeye. O yüzden ben bir tık fazla koydum. Tamam, biraz arttırdım bakayım. Harika. Çek iyice, hiç parça kalmasın içeride. Mümkün olduğu kadar kestaneyi yok etmeye çalış. Evet, o makine güzel, becerikli bir şekilde işini yaptı. Süper.
Şimdi ocağın altı açık vaziyette. Bunu birazcık çektireceğim ben. Yani yavaş yavaş burada tıkırdayacak. Evet, öbür tarafta tereyağım eridi benim bu arada. Harika. Eridiyse artık oraya direkt olarak dönebiliriz. Burada tereyağın eridiği için içerisine hafiften kıvamı bağlamak adına birazcık un atacağız. Un fırının üstünde duruyor. Tereyağın içine. Aynen öyle. Beşamel yapar gibi mi? Evet, aynen. Ne kadar atayım ona? Böyle yaklaşık aşağı yukarı yarım kaşık kadar atabilirsin. Yarım çorba kaşığı mı? Aynen. Yarım çorba kaşığı attıktan sonra bir tahta kaşıkla şöyle hızlıca bir çevireceğim. Evet, yedi bile. Yedi değil mi? Tabii tabii, hemen. Harika. Şimdi artık et suyunu koyabilirim bunun içine. Bunun içine. Kalan et suyunu, aha, direkt olarak koyuyorum. Hafiften bir çeviriyorum. Sanki çırpma teliyle yapsak daha iyi olur. Bak, silikon çırpma teli var önünde. Et suyunu ekledim. Hafiften çeviriyorum. Tamam. Şimdi bunun rengini birazcık daha döndürmek için önünde bir de pancar suyu var. Azıcık da bir pancar suyu ekle ki rengi hafiften kırmızıya dönsün. Pancar suyu çok severim. Çok seversin ama çok eklememen lazım. Yoksa asla bu burada böyle bir hani demi-glas gibi hafiften bağlanmayacaktır. Ekle, yavaştan bunu burada tıkırdatmaya başla. Hemen hızlıca diğer tavanın altını yak lütfen. Hangisini? Şey, büyük tavanın mı? Az evvel crumble yaptığımız tava var ya. Okey. Bonfileyi, bir tane küçük kesme tahtası var. Bu et için yaptığımız kesme tahtası. Aha. Bonfileyi güzelce keseceğiz. Keseceğiz. Evet. Şimdi bak, bonfile ince uzun bir şekilde duruyor ya önünde. Hı hı. Senden bu bonfileyi tornado olarak kesmeni istiyorum. Biliyor musun tornado kesimi? Spiral olarak kesmeni istiyorum. Böyle ince uzun, evet, spiral. Yani yaklaşık 20 santim boyunda. Aha. Ama hafif böyle ince uzun bir sosis, bir kalın sucuk gibi olacak vaziyette. Bir göster bakayım. Dış, ama bakmaman lazım. Peki, tamam. Format kafadan, kafadan mı yapacağım bunu? Yani bak, şöyle söyleyeyim sana. Bitmiş sonuç şu olacak. İnce uzun bir kalın bir sosis dilimi gibi olacak. İnce uzun. İnce uzun kalın, tamam mı? Sosis dilimi. Ve yaklaşık 8 parmak boyutunda olacak. Hı. Anlatabildim mi? Hayır. Peki, bir daha anlatmayı deneyeyim. Şimdi bonfile ince uzun bir şey ya, blok vaziyetinde duruyor ya. Evet. O blok vaziyetinde duran bonfileyi senden istediğim şey, kenarlarını, yani yanındaki o var olan böyle kalın ince ya, farklı. Hı hı. Onları böyle bıçağınla trimleyerek açman ve ince uzun böyle şekli şemali belli bir parça haline getirmen. Düz bir hale getirmemi istiyorsun. Abi bak, şey gibi düşün, tombul sosisler vardı ya biz, hı hı, çocukken. Tombul sosisler vardı yani, marketlerde satılırdı. Hı hı. Tombul sosisin sağdan soldan birazcık kenarlara çekmiş hali. Anlatabildim mi? Hayır. Peki, bir kez daha deneyelim. Cemal, yani mesela hani düşünüyorum, şeklen bunu sana anlatabilmek adına tombul sosis oradan gidecek. Bunu sosis şekline getirmemi istiyorsun? Yani kenarları trimlediğim ve yuvarlayayım ve düzgün bir hale mi getireyim? Abi şöyle yap ya. Heh, şöyle yap. Kalanına yazık değil mi onun? Onu başka türlü kullanayım. Okey, boss. Tamam. Oh. Neyse, anlatabildim en azından. Tabii bir yandan böyle at gözlükleriyle çalışır gibiydi. Çünkü dönüp bakmak istedim Arda'ya. Ne yapıyor, bana ne anlatmaya çalışıyor? Ya o eti nasıl keseceğimi bana anlatana kadar adam yoruldu ya. Vazgeçti, beni eve gönderecekti falan herhalde. Valla eti nasıl kesmem gerektiğini ben anlatıyorum da karşıya geçiremiyorum. Çok zor ya. Evde bir denesenize kendi kendinize. Yani o formu böyle kesmeyi deneyin ya. Nasıl olacak yani? Peki, tava ısındı değil mi? Evet. Eti tavaya almadan önce her tarafını güzelce bir tuzluyoruz. Üstünü iyice şefim. Sonra sıcak tavaya yerleştiriyoruz eti. Hiç dokunmuyoruz, tamam mı? Tamam. Şimdi. Tuzluyor, eti... tereyağı koymuyor muyum? Hayır, daha değil. Et, en son koyacağız onu. Eti koyduk, tamam mı? Crumble'ımızı hazırladık. Sosumuzu genel olarak şey yaptık. Tıkırdatıyoruz, çektiriyoruz et sosumuzu. Kestane püremiz de yavaş yavaş tıkırdamaya devam ediyor. Bu arada önünde Brüksel lahanaları görüyorsun. Evet. Brüksel lahanalarından 3 taneyi ortadan ikiye kes. Dikkat ettiysen Brüksel lahanaları azıcık yumuşak. Aha. Nedenini merak ettin mi? Önceden açmışsındır. Ya ben senin için bunları yaptım Cemal. Evet, çok teşekkür ederim. Sen geleceksin diye. Ortadan ikiye kestiğin Brüksel lahanalarını tavaya koy ve iç kısımlarını hafiften izlemeye başla. Şimdi önünde birazcık kekik görüyorsun, taze kekik. Bunu tezgahın üstüne çıkart. İki tane de sarımsak görüyorsun. Bir dakika, önümde taze kekik. Önümde taze kekik.
Taze görmüyor musun? Kekik. Görmüyorum, hayır. Nasıl abi? Koymamışlar mı sana taze kekik? Aa, bilemiyorum. Üstü böyle bayatlamasın veya kurumasın diye belki bir peçeteyle kapatmış olabilirler. Aa, evet, gördüm. Peçeteyle evet, kapatmışlar, doğru. Evet. Hep bunlar küçük oyunlar bak. Hep bunlar yapımcı oyunları. Tamam. Peki, şimdi o sarımsaklı şeyi pardon. Kestaneden 2-3 yaprak al. Sarımsakların üstüne biraz, vur. Kekikten de mi? Pardon, özür dilerim. Kekikten 2-3 yaprak al. Okey. Şey, dal al yani. Tamam. Sarımsakların üstüne vur ve şeyini çıkart. Kabuğunu atayım. Kabuğunu at. Tamam. Onlar tezgahta dursun. Okey. Bu arada arada bir gel git bu kestane püresinin bir halini hatırını sor. Ne durumda, iyi mi diye. Sonra pancarlı et suyunun bir halini hatırını sor. Nasıl, güzel mi diye. Baksana gayet güzel kıvamlandı ve gövdelendi. Ben artık pancarlı bu lezzetli et sosumu ocaktan alıyorum Cemal. Ha, birazdan ben de alacağım galiba. Cemal, ne durumdayız? Bana bir özet geç baba. Bir anlat. Ne yaptığımızı bir anlat. Herkes duysun. Okey. Şu anda pancarlı et suyumuz fokurduyor. Biraz suyunu çekiyor. Birazcık daha kıvamlanması lazım benimkinin. Peki. Kestane püresi biraz pütür pütür ama güzel bir püre kıvamında. Şahane bir kokusu var. Peki. Et suyu falan. Et güzelce renk alıyor mu? Havada. Gayet. Harika. Alt tarafı renk oluyor. Üstünde bir değişiklik yok. Orayı göremiyorum ama. Harika. Peki. Çok iyi dağıttım ben burayı. Harika. Başkasının mutfağında çalışmak kolay bir şey değil. Tabii malzemeyi bir keşfetmem lazımdır. Bir yandan hani söylenenin doğru algılayıp doğru yapma. Bir yandan malzemeye tabii özen gösteriyorsun. Elinden geldiği kadar ziyan olmasın diye uğraşıyorsun. Ama mutfağı fena dağıttım. Şimdi ete geldik Cemal. Hı. Etin her tarafını güzelce mühürlemeni, yani izlemeni istiyorum. Yani tatlı bir kahverengi renk alsın, tamam? Okey. Hala yağsız mı yapıyorum bunu? Hala yağsız yapıyorsun. Sadece tavada her tarafını renklendiriyorsun. Okey. Bu arada kestane püren iyi durumda mı? Aa, evet, büyük Brüksel lavlarını çıkarmam lazım. Altları yanıyor. Çıkart, hiç sorun değil. Zaten onlar birazcık fazla karamelize olacak ki bizim istediğimiz kıvama gelsin. Gerçekten. Peki tabii, bunların tabii. Altı biraz karardı. Şimdi ocaktan aldım ben onları. O zaman ne yapalım biliyor musun? Sırt üstü çevireyim mi onları? Eğer altı çok karardıysa çok bıçağınla iyi. Alt kısmına azıcık bir darbe at. Olması gerektiği kadar tekrar koy. İdare eder durumdalar. Vallahi mı? Çok. Ben yani bunu kaçıranlar için bir kere daha senin için yapayım mesela. Böyle çok karardıysa hafiften bir kesik atıp tekrardan ocağın üstüne alıp şöyle yalandan birazcık izlesek yeterli bizim için. Şimdi etin iyice renk aldı mı? Bir yüzü kaldı. Kestane püren gövdelendi mi? Kestane püren evet, gövdeli gövdeli duruyor orada. Böyle et suyun, pancarlı et suyun böyle güzel kaşıkla dökülür bir kıvama geldi mi? Neredeyse. Harika. Bunu da aynı şekilde ateşten aldım. Tamam. Şimdi artık etle uğraşmaya başlayabiliriz Cemal. Okey. Etin her tarafı güzelce renk aldıysa eğer, eti güzelce hafiften mühürledikten sonra azıcık tezgaha çıkartıyorum Cemal. Tavam eğer siyah olduysa, üst teknikler bunlar. Sen iyi bir şefsin çünkü. Hemen buradaki siyahlıkları bir peçeteyle silmeni istiyorum senden. Elini yakmadan, tamam? Okey boss. Harika. Birazcık daha işlem tamam. Şimdi tekrar sildiğimiz tavanın içerisine etimizi alıyoruz Cemal. Bir saniye. Şimdi eti tavanın önce. Eti tavanın ilerisine doğru ittim. Pardon, tamam. Bir geri alacağım seni. Şimdi eti çıkardım, tavayı sildim değil mi? Eti çıkardın, tavayı sildin. Eti tekrar tavaya aldın. Eti tavanın ileri kısmına aldın, yukarısına doğru. Aha. Ve tavanın içerisine yaklaşık yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ettin. Okay. İlave ettiğin tereyağının üstüne iki tane sarımsağı koydun ve taze kekikleri koydun. Şu cızırdıyı duydun mu? Evet. Harika. Şimdi önce yağı birazcık bununla aromatize ediyorsun. Sonra üstüne bir kaşık kadar daha tereyağı koyuyorsun. Cemal. Okey. Sonra eriyen tereyağın hafif böyle sarımsak ve baharatın aromasını aldığı an itibariyle o tereyağı alıyorsun ve yukarıda bekleyen etin üstüne gezdiriyorsun. Neyin üstüne? Etin. Anladın? Banyo yaptırıyorsun yani. Ha. Isıyla beraber kafana göre yapmıyorsun değil mi? Yo, şimdi tereyağım, etim, sarımsağım hepsi aynı yerde. Şu anda eti içinde döndürüyorum böyle, yediriyorum her şeyi. Yok öyle değil. Nasıl? Eti tavanın senin kameramanına yakın kısmına doğru it. Okay. Tamam mı? Tereyağı ve diğer sarımsak ve baharatları, kekiği tavanın sana yakın kısmına doğru koy. Tamam.
Sonra o tereyağı eridikçe tavanın sapına hafifçe bastır. Bir kaşıkla alıp böyle etin üstüne bu lezzetli tereyağı gezdirerek etine banyo yaptır. Okey, aynı şeyi yapıyormuşuz yaklaşık olarak. Yakın, evet, yaklaşık olarak aynen öyle. Arada bir etini ters yüz çevir böyle ve tereyağla banyo yaptırmaya devam et. Bu işlemde Cemal, tereyağı azar azar koymak çok önemli. Hı hı. Her seferinde yağ birazcık böyle kahverengiye doğru döndükçe hafiften küçük bir parça tereyağı takviye ekliyorsun. Takviye etmekte fayda var. Evet. Peki çünkü... bir şey soracağım sana. Heh. Hiç tereyağı yanmasın diye zeytinyağı kullanmıyor musun? Şimdi biz burada tereyağı birazcık noazet kıvamına getirmeye çalışıyoruz. Ha, yani anladım, tamam. Fındık kabuğu. O yüzden böyle azıcık tereyağıyla devam ediyoruz. Yanmasını engellemek için ne yapıyoruz? Sürekli yeni tereyağı koyuyoruz ki yağın ısısı düşsün. Cemal. Ya, yani ekstra yağ koyma, ekstra tereyağı koymakla ilgili hiçbir zaman problemi olmadı. Sadece harika. Kaşığımı tavanın içine düşürüp duruyorum. Dört tane kaşığımı sosun içine düşürdüm. Onlar direkt lavabonun içine gitti. Ama kameraman arkadaş beni orada kurtarmıştı galiba ama ben ifşa edeyim kendimi. Biraz sakarlık yaptım. Güzel batırdım ortalığı. Şimdi bak. Kesme tahtanın üstünü iyice bir temizlemeni istiyorum. Okey. Hangisini? Et mi? Diğeri mi? Genel kesme tahtasını. Genel kesme tahtasını bir temizleyeyim. Evet. Bu arada etimizi çok böyle herhalde aşırı pişmiş yemeyeceğiz. Değil mi? Ya ben medium rare'ciyim. Yani, tabii. Evet. Orta az gibi. Kanlı ve canlı seviyoruz. Harika. Etin her iki tarafı, üstü altı iyice renk aldı. Aha. Tatlı bir nuazet kıvamına geldi. Geldi. Harika. Baharatlarla beraber iyice renklendi. Renklendi. Olağanüstü. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun Cemal? Hayır, bilmiyorum. Tezgahın üstüne 3-4 yaprak peçete açıyoruz. Kat olacak vaziyette. Etimizi şöyle bir yağın içinde döndürüyoruz. Tamam. Tamam. Sonra da alıp peçetenin üstüne çıkartıyoruz. Artık okay. Yavaş yavaş tabağımızı yapmaya başlayacağız Cemal. Hazır mısın? Okey. Şimdi ilk yapacağımız şey. Tabağı önüne al. Servis tabağını. Servis tabağını önüme alayım. Kestane püresi zaten böyle iyice gövdelendi. Böyle iyice kalın püre haline geldi. Kestane püresini tabağın ortasından kendine doğru ince uzun bir şerit olacakmış vaziyette sermeni istiyorum. Tabağın ortasına. İnce uzun bir şerit. Bana doğru. Evet. Tabağın yani, ortasından bana doğru. Tabağın ortasından sana doğru diklemesine. Matematik problemi gibi biraz. Matematiğim tamam. Çok kötüdür. Kötü müydü? Felaket. Hangi dersin iyiydi? Bilmiyorum. Bunu çok düşündün ya. İnce uzun vaziyette serdin, tamam mı? Serdim. Bu bizim yatağımız. Yatak, pekala. Tamam. Şimdi et suyun... Yani daha doğrusu bu pancarlığı hafif jölemsi kıvamdaki akışkan arkadaşımız da hazır. Aha, değil mi? Evet. Süper. Bunun içerisine bir parça nar atmanı isteyeceğim. Bir küçük avuç kadar nar. Hali hazırdı. Evet evet, kırmızının içine. Hafiften. Bizlerle dolu bir adam. Evet. Bir hafif... tutam mı dedin? Böyle bir tutam kadar. Böyle hafif bir görsellik versin. Sıcak zaten hali hazırda. Birazcık okay. Böyle tat versin. Olağanüstü. İyiyiz değil mi? Harikayız. Harikayız. Şimdi sıra geldi etle olan işlemimize. Senden eti mümkün olduğu kadar eşit kalınlıklarda suyunu kaçırmadan keskin darbelerle kesmeni istiyorum. Şöyle ki eti tezgahına alıyorsun. Çok güzel gözüküyor be. Hı hı. Rengi mengi falan müthiş. Tamam. Tamam. Tezgaha çıkartıyorsun. Sonra eti ne kadar uzun yaptığını bilmiyorum ama 4 ya da 5 hatta belki 6 bıçak darbesiyle etini güzel güzel dilimliyorsun. Bak tam senin istediğin gibi. Ortası orta az, kenarları güzelce pişmiş, aromatik, lezzetli kıvamda. Hiçbir tepki vermiyorsun Cemal. Çok konsantre çalışıyorum burada. Harika ama bir tepki ver. Bak mesela de ki senin dediğin gibi ya da alakası yok. Kesinlikle senin dediğin gibi. Okey. Sonra çok sevdiğim bir kıvam. Süper. Sonra etimizi alıyoruz Cemal komple. Aha. İnce uzun vaziyette ve burada hazırladığımız kestane püresinin üstüne dikkatlice yerleştiriyoruz. Biri bir diğerinin üstüne binmiş vaziyette, hafif sırt sırta gelmiş vaziyette. Okey. Okey. Arkasından diğer işlemler sırasıyla. Önce et suyumuzu alıyoruz bir kaşıkla. Aha. Tabakta böyle bir diagonal yani sağ üst köşeden başlayıp sol alt köşede bitecek vaziyette... Kaşıkla bunu gezdiriyorum.
Dekor mu yapıyoruz? Biraz. Artistik hareketler yani. Sağ üst köşeden başladık. Sol alt köşede bitecek. Hafif şeylerinden, narlarından da koy. Hı-hı. Okey. Okey. Bu da tamam. Bu aynı yönde ilerleyecek vaziyette crumble'ını da bunun üstüne şöyle güzelce bir gezdir. Aynı yönde. Sağ üst köşeden başladık, sol alt köşeye doğru. Okey. Crumble'ını bir kaşıkla üstüne doğru gezdiriyorsun. En son olarak da bu aromatik tuz var ya, baharatlı Türk kahveli. Ha evet. Bunu etin üstüne güzelce gezdiriyorsun. Bir dolu tutam al, gezdir. Hatta belki iki tutam kadar da gezdirebilirsin. Bir tutam yetecek galiba. Yetecek mi diyorsun? İşlem tamam. En son artık tabağın kenarında böyle biraz baharat ve benzeri bir şey kaldıysa onları al. Servise hazırız. Hazır mıyız Cemal? Yok. Niye? Az kaldı. Lahanalar ne olacak? Aa, lahanaları unuttuk. Şaka şaka unutmadık. Lahanaları da tabağın sağına ve soluna birer parça olacak vaziyette pürenin üstüne denk gelecekmiş gibi koydun muydu? Bizim işimiz tamam. Artık servise çıkabiliriz. Hazır mısın? Göreceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Seninki daha beyefendi. Hayır, çok güzel olmuş. Asla. Bir kere şu diagonal yapıyı takip edişin. Et vesaire çok güzel olmuş. Ya ne dediysen onu yaptım. Tebrik ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. 10 numarasın gerçekten. Güzel şeyler öğrendim bugün. Mesela? Bir, şu crumble çok hoşuma gitti. Hiçbir zaman yapmadım. Genellikle crumble ve sos ve ekstra dışarıdan hani ana yaptığımız yemeğe dışarıdan eklediğimiz lezzetleri ben genellikle ihmal ediyorum. Çok tercih de etmiyorum. Ben o çok nötr, çıplak halini ürünün çok seviyorum. Ama bulduğum zaman da bu beni çok mutlu etti. Değil mi? Mesela evet. Şöyle, bak ben birazcık daha kahverengileştirdim. Evet. Sen bir tık daha açık bırakmışsın ama 10 numara. Çok beğendim. Yani şu anda mesela portakalın kokusunu alıyorum. Yeni baharın kokusunu alıyorum. Hani o pancarın bile şeyini hissediyorum. Bir şekilde her şey konuşuyor burada. Ve enteresan evet. Kahvenin de kokusu geliyor. Kahvenin de kokusu geliyor. Şimdi normal yani çok başarılı bir... çok beğendim. Peki iyi vakit geçirdiysen bunca yıl sonra senle yani hakikaten 10 yaşında havuza girdiğimiz arkasından 45 yaşına gelip üstüne yani 35 sene sonra aynı stüdyoda buluşup yemek yaptığımız çok keyifli bir gündü. Çok. Sevgili Cemal oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ayağına ederim. Sağlık. Özel bir gün oldu benim için. Seni keyifle izlemeye devam edeceğim. Çok teşekkür ederim. Efendim Arda ile omuz omuzadan keyifli bir günün sonuna daha geldik. Cemal'e çok teşekkür ediyorum. Bizler çok eğlendik. Umarım siz de bizi izlerken eğlenmişsinizdir. Son söylemek istediğim bir şey var mı? Çok güzel bir gündü. Arda'nın mutfağından birebir bir şey öğrenme şansım oldu. Çok mutlu etti beni. Burada olmak da çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Buradaki bir sürü şey kullanacağım. Eyvallah. Çok işime yarayacak. Eline ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Efendim önümüzdeki hafta yine güzel, lezzetli, keyifli bir bölümde görüşüp şahane yemekleri hep beraber yapıncaya da kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Ben çok beğendim. Benim hiç kullanmadığım şeyler var içinde. Kolay kolay bir yemeğin içine koymayacağım. Çok şey vardı burada. Hepsini geçtim ana son. Burada o kadar ölçülü kullandık ki çok hoşuma gitti. Koku lezzet için çok iyi bir rehber oluyor zaten. Lezzetten daha iyi bir rehber olabiliyor. Çünkü daha net, daha belirgin. Aldığım kokular çok güzeldi. Kulaklarınızı temizleyin ve gelin. İyi dinleyin. Yoksa bu mutfaktan çıkamazsınız.